Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı sizler bizlerle olduğunuz sürece kendimizi hiç yalnız hissetmiyoruz. Efendim, malumunuz üzere yerel seçim sattımı haline girilmiş durumda. Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere neredeyse bütün belediye başkan adayları belirlenmiş durumda. Ve efendim kıran kırana geçecek gibi görünüyor. Bu vesileyle biz de bir kez daha seçime katılan tüm adaylara taraf gözetmeksizin başarılar diliyoruz efendim. Dolayısıyla bu seçim sattımı haline girildiği süreçte ben yerel seçimleri değil de yerel seçim sonrası oluşacak siyasi konjektürü ve olası bir erken genel seçimi konuşmak istiyorum efendim sizlerle. Efendim hatırlarsanız CHP kongreye gittiği süreçte ben demiştim ki Mart yerel seçimlerini takiben bir genel seçim gelebilir. Olası bir erken genel seçim kapıda. Şayet ekonomik kriz, şayet sistem krizi, şayet devlet krizi bu şiddetiyle, bu sarmal içerisinde devam ederse Mart yerel seçimlerini takiben bir genel seçim bizi bekliyor demektir. Erken bir genel seçim bizi bekliyor demektir. Bu süreçte de yeni ittifaklar oluşabilir. İyi Parti AKP ile ittifak yapabilir ya da İyi Parti önderliğinde yeni bir oluşum, yeni bir ittifakın önü açılabilir. CHP dağılabilir demiştim. Keza şu anda göründüğü gibi de CHP dağılmış durumda ve bunu da ayrıca konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmedi. Görev yani seçimle gittiği ifade ediliyor. Lakin CHP'de bu CHP'yi de ayrıca konuşacağız. Ama CHP dağılmış durumda. Bunu da ben demiştim demek için değil, hatırlatmak için söylüyorum. Kartlar bölümünden o videomuzu da takip edebilirsiniz efendim. Bu arada mevcut konjektüre bakıldığı zaman AK Parti de dağılabilir yerel seçim sonrasında. Yeni oluşumların önü açılabilir. Yeni siyasi oluşumların da önü açılabilir. Bu çok uzun zamandır aslına bakarsanız Türkiye aynı partilerle siyasal hayatına devam ediyor. Kısır döngü içerisine sıkışmış durumda siyaset. Dolayısıyla oradaki o buhranı aşabilmek adına da yeni oluşumların önü açılabilir. Çünkü mevcut konjektüre baktığınızda aslında değişim sistemi zorluyor. Yani değişim değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ifadesini ben de kullanmak istiyorum. Değişim aslında geliyor, tetikleniyor. Yani orayı önünde duramayacağınız bir şekilde bir biçimde geliyor. Bu değişimi sadece parti bazlı da düşünmeyin. Yani yeni partiler evet kurulabilir. Yeni siyasi oluşumlar siyaset sahnesinde görülebilir. Lakin buradaki değişim sadece parti bazlı değil, sistemsel bir değişim de söz konusu. Çünkü mevcut sistem tıkandı, yönetilemez bir hal aldı aslında. Kısır döngüye düştü. Sürekli aynı yerde dönüp duruyoruz. Bir mozaik gibi aynı yerdeyiz. Dolayısıyla bu kısır döngü işlerin ilerleyişinin de önünde bir engel. Yani o sistemin kısır döngüye düşmesi değişimi aslında bir noktada da tetikliyor denilebilir. Bu noktada efendim yakın geçmişe bir yolculuk yapalım, hatırlayalım biraz. AKP ile MHP'nin ittifak yaptığı o büyük tartışmaların yaşandığı tarihe bir gidelim. O süreçte başkanlık sistemi tartışmaları neredeyse rafa kaldırılmışken başkanlık sistemi tartışmalarını MHP yani Bahçeli gündeme getirmişti. Çünkü o dönemde özellikle dış politikada alınması gereken hızlı kararlar vardı. Orta Doğu'da bir sistemsel bir değişiklik söz konusuydu. Dünya Orta Doğu'ya kilitlenmiş durumdaydı.
Orta Doğu ile ilgili almamız gereken kararlar vardı. Keza dış politika ile ilgili almamız gereken kararlar vardı. Ve daha vahimi, Türkiye'de bir darbe girişimi gerçekleşmişti 15 Temmuz hain darbe, FETÖ darbe girişimiyle mücadele etmiş, ondan yeni çıkmış bir ülkede içeride alınması gereken acil kararlar vardı ve o süreçte aslında başkanlık sistemine, yani hızlı alınması gereken kararlar neticesinde başkanlık sistemine bir ihtiyaç gözüyle bakıldı. Çünkü bir taraftan da devlet prosedürü hantal işliyordu. Ona gidecek, o onaylayacak vesaire vesaire, hızlı alınması gereken kararlar için bu biraz zorlu bir süreçti. Ve bu kararların hızlı alınabilmesi için aslında bir yerde de başkanlık sistemi ihtiyaç gibi görülüyordu. Hatta o döneme dikkat ederseniz Bahçeli'nin tavrı o yöndeydi. Şu acil olan ihtiyaçları, işleri bir halledelim. Nasılsa başkanlık sisteminden tekrar demokratik sisteme geçebiliriz gibi bir hava vardı Bahçeli'de. Bunu ben şu işler bittikten sonra tekrar geçileceği az çok okuma yapabilen biri bunu gözlemleyebiliyordu. O süreçte keza halk da onay verdi ve başkanlık sistemine geçildi. Bugün geldiğimiz noktada acil olan ihtiyaç ve işler halledildi. Artık başkanlık sistemine ihtiyaç kalmadı. Demokratik sisteme geçiş bir ihtiyaç durumunda görünüyor şu anda. Çünkü başkanlık sisteminin aslına bakarsanız en büyük açmazı, en büyük handikaplarından biri de yetkilerin tek elde toplanıyor olması, yani cumhurun başında toplanıyor olmasıydı. Bu handikap açmaz başkanlık sistemi için en başından beri bilinen, Bahçeli'nin de bildiği bir gerçeklikti. Bu gerçeklik beraberinde liyakatsiz kadrolaşmayı getirdi. Bu liyakatsız kadrolaşma da devletin işleyişini bozdu. Devletin işleyişini kilitledi. Bireylerin, hane halkının, devletin üretken olma özelliğini kaybetmesine de sebebiyet verdi bir taraftan da. Dolayısıyla aslında liyakatsız kadrolaşma bir noktada sistemi kilitledi. Bir anlamda da bakarsanız sistem liyakatsız kadrolaşmanın önünü açtı. Bu da devlet işleyişini kilitledi. Devletin üretken olma özelliğini kaybetmesine sebep oldu aslında. Aslına bakarsanız efendim bu liyakatsız kadrolaşma Türk siyasi tarihinin kara lekesidir. Hemen hemen her gelen iktidara siyasi otorite kendi kadrolaşmasının önünü açmıştır. Bu bugünün bir gerçeği değil, geçmişten bugüne süre gelen bir gerçekliktir. Maalesef ki bu geçmişte biraz daha üstü kapalı örtülü yapılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada da ayyuka çıkmış durumda. Kimse gizleme gereği de duymuyor, suyunu çıkarmış durumdalar. Meselenin özüne de bakarsanız aslında toplum da bir taraftan bunu talep ediyor. Yani toplum da aslında bundan çok şikayetçi değil. Toplumda da şöyle bir algı var. Benim oğlum işe girsin diye siyasilerden ricada bulunan bir toplum da var işin özünde. Lakin toplum buna mecbur da bırakılıyor denilebilir. Yani sistem ve o düstur kültür gibi bir şeye dönüşmüş artık. Yani siyasilerden insanlar bunu rica ediyor. Siyaset mekanizması bunu beraberinde getiriyor. Yani böyle de bir sarmal var. Bunu da ayrıca konuşacağız efendim. Ama bu durumun en tehlikeli noktası da gençlerin vizyon sahibi olmasının önünü kapatıyor. Yani gençler vizyon sahibi olamıyor, idealist düşünemiyor, özgür düşünemiyor, fikir üretemiyor, bir fikir sahibi olamıyor. Ne diyor? Yani gençlerin tek ideali KPSS'yi kazanıp işte birini de bulursam, bir yere yerleşirsem işte bir gelecek garantisi almış olurum şeklinde bakıyor. Yani bu vizyon sahibi, toplumun vizyon sahibi olmasının önünde de
çok büyük bir engel aslına bakarsanız. Bunun yani A partisi B partisini eleştiriyor bu konuyla ilgili. B partisi A partisini eleştiriyor. Lakin temele baktığınızda da bu aslında bütün siyasi partilerin sorunu. Yani bütünün sorunu. Tek bir parçanın sorunu değil aslında. O yüzden temelden ele alınarak çözümlenmesi gereken bir konu. İşte o duruş da gençlerin açık fikirli, özgür, idealist ve vizyon sahibi olmalarının önünde çok ciddi bir engel teşkil ediyor maalesef ki. Bunun adı bir tarafıyla da kişinin üretkenliğini kaybetmesidir aslına bakarsanız. Yani kişi burada üretkenliğini kaybediyor, bana neci zihniyeti arttırıyor. Aman diyor, ben mi kurtaracağım diyor memleketi, ya da ben mi kurtaracağım burayı, şurayı, kurumu. Bu bana neci, zaten benim adıma karar veren var ya, zaten işleri yapan biri var. Dolayısıyla bu işlerin yürümesini de engelliyor. Şöyle düşünelim, 4 kişilik bir ailede sadece baba çalışıyor ve o 4 kişilik aile adına sadece baba karar veriyor. Bir süre sonra çocuklar düşünmeyi, üretmeyi, fikir üretmeyi, fikir ortaya koymayı bırakırlar. Nasılsa bizim yerimize düşünen biri var, babamız bizim yerimize her şeyi düşünüyor der ve eline telefonu alır, oyun oynamaya başlar, devam eder. Yani bu mikrobazda hane halkı olarak düşünürsek, makrobazda devlet olarak düşünebiliriz genele yaydığımız zaman. Yani mantık aynı mantığa dönüşüyor. Ülke geneli için düşünürsek de kişinin sisteme verdiği, sisteme kattığı bireylerin, çalışan bireylerin ya da çalışma yaşına gelen bireylerin sisteme kattığı hiçbir şey olmaz, üretmez. Sistemde kısır döngü içerisinde devam eder. Bu üretkenliği de ortadan kaldırır dediğimiz gibi. Bu durum aynı zamanda sistemi yöneten o kişi içinde, o bir kişi içinde zuldür, zulümdür. Her şeye bir kişi karar veriyorsa, bir kişinin karar veriyor olduğu sistemlerde etrafındakiler genelde Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyerek sürekli bir pohpohluyorsa, sürekli bir o kişi pohpohlanıyorsa, bir süre sonra kişi durur ve düşünmeye başlar. Ya her şeyi bana soruyorlar, her şeye ben karar veriyorum, her şeyi ben biliyorum, ben biliyorum, ben. Bir süre sonra bu ben herhalde Tanrı gibi bir şeyim demeye kadar gider. Bu olmaz, imkansız demeyin. İslam tarihinde örnekleri mevcut çok fazla. Bu da çok tehlikeli bir durum. Çünkü insana nefis verilmiştir. Her şeyi ben yaparım, ben bilirim egosu da nefsin en tehlikeli boyutudur. Bunu da unutmayalım. İnsana ve insan nefsine aslına bakarsanız bu bir eziyettir. Bu, yani bu eziyeti de reva görmek bence bir kişiye çok haksızlık, çok büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Evet, bu sisteme ihtiyacımız vardı, bu sistem üzerinde yapmamız gereken vardı ve bugün geldiğimiz noktada artık bu sisteme çok da ihtiyaç yok. Evet, ülke açısından iyi oldu, acil ihtiyaçlar halledildi. Orta Doğu'da alınması gereken kararlar alındı. Türkiye bölgesel olarak bir güç artık ve hemen hemen her masada da varız. Artık bu bir kişiye eziyet etmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. Lakin burada durum bu başkanlık sistemi için, evet, Türkiye açısından o iyi oldu, o süreci atlattı, hızlı kararlar alındı. Lakin vatandaşı biraz yordu. AKP'yi ve AK Partili vekilleri, bakanlığı biraz yıprattı. AK Parti'yi yıprattı. Devlet sistemi kilitlendi bu süreçte. Danıştay Anayasa Mahkemesi'ni kilitledi. Spor kulüpleri, TFF'yi kilitledi. Maç geri geldi Arabistan'dan.
Buna benzer bariz örnekler yaşadık, görüldü. Gözlerimizin önünde de bunları halen görmeye devam ediyoruz. İşte efendim burası da değişimin, kaybettiklerimizi geri kazanmanın, toparlamanın olduğu nokta, geldiği yer aslında. Çünkü başkanlık sistemine artık ihtiyaç kalmadı. Değişim zaruri bir ihtiyaç görünüyor toplum açısından da, devletin işleyişi açısından da. Öte taraftan baktığımızda efendim, Bahçeli bunun böyle olacağını en başından beri biliyordu. AK Parti ile AKP ile ittifak yapmasının altında yatan temel etmen de buydu. Bugün geldiğimiz noktada Bahçeli sistemi kilitledi, sistem kilitlendi ve dikkat ederseniz Bahçeli artık değişim vaktinin geldiğini de biliyor. Ona göre siyasette kendisini konumlandırıyor artık Bahçeli. Bahçeli'nin siyasette kendisini konumlandırmasından da anlayacağımız üzere değişim aslında geliyor. Sinyaller verildi. Hatta yine geriye dönük hatırlayalım. Çok kısa geriye dönük bir önceki genel seçime gidelim. Hafızalarımızı şöyle bir yoklayalım. Değişimin ilk sinyallerini Millet İttifakı, dağılan altılı masa vermişti. Hatırlayalım, altılı masaya İyi Parti Meral Akşener bir anayasa teklifi getirmişti. Ne demişti anayasa teklifinde? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş diye bir taslak hazırlamıştı. Bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş aslında değişimin ayak seslerinin habercisiydi, öyle görünüyordu. Ve bunun, yani Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem çıkışına AKP'den cevap gecikmemişti. Geçirecekse biz geçeriz diyerek efendim onlar da bir anayasa teklifinde bulunmuşlardı, gündeme getirmişlerdi. Burada kritik bir nokta var. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. O da şu: değişim tartışmaları her ne kadar Millet İttifakı özelinde oluşmuş görünse de, bize bunu Millet İttifakı sunmuş olsa da, masaya koymuş olsa da, değişim AK Parti veya İYİ Parti önderliğinde olacak. Yani sistem değişikliği AK Parti veya İYİ Parti önderliğinde olacak. İYİ Parti'nin kuruluş amaçlarından birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakarsanız altılı masa dağıldı, CHP de dağıldı, teklif hala İYİ Parti'de. Dolayısıyla İYİ Parti burada aslında değişimin kilit partisi de denilebilir. Kuruluş amaçlarından birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel yeniden İYİ Parti'ye, Meral Akşener'e gel masayı yeniden kuralım teklifini getirmiş olsa da Meral Akşener bunu reddetti. Pek sıcak bakmadı aslında. Tekrardan altılı masa kurulur mu ayrı konu, ama Meral Akşener artık masada olmayacak. Bu konjektür, yani o süreçteki konjektür aslında bize sistemin değişeceğini açık bir fotoğrafla göstermiş oldu. Öte taraftan da efendim, ekonomik kriz ve sistem krizi de değişimi gerekli kılıyor, tetikliyor. Başta da söylediğim gibi bu kriz Mart yerel seçimlerinin sonrasına kadar devam ederse, Mart yerel seçim sonrası olası bir erken genel seçim olasılığını arttırıyor. Olası bir erken seçim kapıda. Bu olasılıkta da yeni ittifakların oluşması gündemde mümkün. Çünkü sistem değişikliği ya AK Parti önderliğinde ya da İYİ Parti önderliğinde yapılacak demiştim. Dolayısıyla İYİ Parti AK Parti ile bir ittifak yapabilir. Seçim sonrası, yani yerel seçim sonrası girilecek genel seçim havası atmosferinde İYİ Parti AK Parti ile bir ittifak yapabilir. Çok da zor değil efendim. Yani Bahçeli bizi kandırdı denilerek Bahçeli ve MHP
denklemden çıkartılarak yerine İyi Parti, Meral Akşener entegre edilebilir. Bu çok zor değil. Çünkü özellikle MHP'nin olduğu denkleme HDP çok yanaşmıyor. Lakin İyi Parti'nin olduğu denkleme, evet, ona da pek yanaşmıyor. Lakin yine de MHP'ye göre daha ılımlı bakıyor. Dolayısıyla bu AK Parti, İyi Parti ittifakı çok güçlü bir seçenek gibi görünüyor. Bir diğer seçenekte, yani bir diğer senaryoda, ikinci senaryoda şu: Bahçeli iyiden iyiye AKP'yi yıpratıp, iyiden iyiye eriterek İyi Parti önderliğinde yeni bir oluşumun önünü açabilir. Bu da güçlü bir ihtimal, çünkü CHP dağıldı, CHP'yi dağıttık. CHP parti olarak şu an itibariyle çok ciddi alanda yok. Onu da dediğim gibi ayrıca konuşacağız. Dağılan CHP'yi de böylelikle çok ciddi alan yok. Dolayısıyla efendim değişim, dediğim gibi ya AK Parti ile ya da İYİ Parti önderliğinde olacak, ama mutlaka olacak efendim. Olsun da zaten olmalı. Keza hiçbir şey üretmeyen, insan üretkenliğini yok eden bu ucube sisteme de ihtiyaç kalmadı. Bu ucube sistem de değişmeli efendim. Bu da değişimin gerekliliğinin olduğu yer. Çünkü hiçbir şey üretmeyen bir sistemden bahsediyoruz. Bu değişimde, dediğim gibi, yerel seçim sonrası daha fazla gündeme gelecek. Çünkü biz orada sistemin tıkandığını daha fazla göreceğiz. İşleyişin durduğunu daha fazla göreceğiz. Daha bir gözler önünde olacak. Bundan dolayıdır ki efendim olası bir erken genel seçim kapıda diyebiliriz. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.